Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bu görüntüsüyle göz dolduran, iştah açan pufur pufur poğaçalar aslında tam buğday unlu. Böyle yumuşacık, katı yağ kullanmadan poğaçalar hazırlayacağız. Önemli olan tüm püf noktalarını vermeye çalışacağım. Kabımın içine ılık olan su ve sütümü alıyorum. İçine şeker ilave edeceğim. Şekerle birlikte şöyle bir güzel eriteceğim ve içine mayayı ilave edeceğim. Dilerseniz instant maya, dilerseniz de yaş maya kullanabilirsiniz. Ben bu kez instant maya kullandım. Şayet evinizde yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Genelde sorulan bir sorudur. Bir paket yaş maya, iki paket instant mayaya eş değerdir. Şimdi şöyle bir karıştıracağım ve içine tam buğday unu ilave edeceğim. Yarı yarıya kullanacağım bugün. Yarısını tam buğday unu, yarısını da böyle beyaz un kullanacağım. Bir su bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Bunu zeytinyağı kullanırsanız hem böyle dışının kabuğu daha böyle kıtırlı çıtırlı olacak, hem de çok daha fazla lezzetli olacaktır. Varsa mutlaka zeytinyağı ilave edin. Hepsini tam buğday unuyla yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz. Beyaz un elbette ki esmer una göre, yani kepekli una göre biraz daha fazla kabarıyor. İşte bu kabarıklıktan vazgeçmek istemedim ama tam buğdayın o vermiş olduğu lezzeti de içine katmak adına yarısını tam buğday kullandım. Unu azar azar ilave ederken içine tuzunu ve yumurta aklarını ilave ettim. Yumurta sarılarını üzeri için kullanacağım ve başlayacağım yoğurmaya. Açıkçası zamanınız yoksa hiç mayalı hamura kalkışmayın. Çünkü çok kısa sürede yapılacak bir şey değil mayalı hamurlar. Güzelce kabarması gerekiyor iki katı olana kadar, ki bakın 1 saat içinde bu kadar kabardı. Tabii ki ortamın ısısıyla alakalı. Maya gazını alıyorum böyle ve tepsi mayası aldırmak mayalı hamurlarda en önemli püf noktasıdır. Yeri gelir 1 saatte alır o tepsi mayasını, yeri gelir yarım saatte alır. Ama önemli olan böyle bayağı gözünüzle gördüğünüz zaman pofur pofur aynı fırında kabarmış gibi kabarıyor olması. Ben pastane usulü kapatacağım yarım ay şeklinde. Şöyle hızlıca göstermeye çalışacağım. İçine kaşarlı beyaz peynir koydum. Dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Bir tepsisini de sade olarak hazırladım. İki büyük tepsi çıkıyor bundan. Onu da hemen göstereceğim diğer tepsiyi de nasıl hazırladığımı. Şimdi bu hazırladığım poğaçaları hemen hemen büyüklükleri aynı mutfak terazisiyle tarttım. Yaklaşık 60'ar gramlık, eğer şayet varsa sizin de mutfak teraziniz, 60'ar gramlık bezeler hazırladım. Üzerini örttüm ve şöyle yarım saat 40 dakika sonraki hallerini şöyle göstereceğim. Kabardıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve dilerseniz çörek otu, susam da dökebilirsiniz. Ben ayçiçeği tercih ettim. Ayçiçekleriyle birlikte fırına gönderiyorum. 200 derecede, alt üst ayarda, turbo ayarında değil, alt üst ayarda yaklaşık bir 10-15 dakika pişirdikten sonra 180'e çekeceğiz ve böyle içini ala ala pişecek. Gördüğünüz gibi çok güzel kabaran poğaçalar elde ettim. Bu kadar görmek tabii ki yetmez. İçini dışını şöyle size benim tabirimle deşe deşe göstereceğim. Bunlar da sade olan poğaçalar. Gördüğünüz gibi bunlar da fosur fosur kabardı. Şöyle hemen size açıp içini göstermek istiyorum. İçinde herhangi margarin ya da tereyağı gibi katı yağ olmadığı için durdukça böyle sertleşen poğaçalar gibi olmuyor. Sürekli olarak bu yumuşaklığını koruyor, bu esnekliğini koruyor. Böyle ağır ağır pişmesinin faydası, 200 derecede birdenbire bütün tepsiyi pişirirseniz içinin hamur kalma, böyle içi böyle yapış yapış olabilme olasılığı çok yüksek. O yüzden dengeli olarak pişirmek gerekiyor. Ben size şöyle her gözeneğini göstermeye çalışacağım. Ben elbette ki tam buğday unlu tadını çok sevenlerdenim. Poğaçaya da çok yakışıyor. Dediğim gibi şahane, lezzetli böyle pufur pufur pamuk poğaçacıklar elde ettim. Sizler dilerseniz tamamen beyaz unla da yapabilirsiniz elbette. İnşallah bu şahane yumuş yumuş poğaçaları denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.